Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Bugün tavşanlar bizim dışarıya doğru çıkmışlar. Baksana, yuvadan tamamı ayrılmaya çalışıyor. Ne hikmetse. Tabii bizim kazımız da artık bu alanda yaşadığı için bunların ben yuvadan çıkma ihtimalini düşünmedim. Bunlar yuvadan şimdi patır patır çıkmaya başlayacaklar. Ulan gözleri de açılmamış. Nasıl yuvadan çıkıyorlar onu da anlamış değilim ama neyse, biz bunları bir önce yerine koyalım. Geç bakayım. Sen de gel buraya Hacı Şakir. Bunlar normalden daha yuvadan çıkmazlar diye düşünüyordum. Ama maşallah bana mısın demedi. Hemen yuvadan çıkmaya başladılar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İşte 17-18 tane yavru var ya, tam sayamasak da. Bu ne ya, köşede mazlum mazlum yatıyor. He? Tipsizler. Valla bir hayli çok tavşan yavrumuz var. Kaz yavrularını da getirdim. Sadece şu yavru böyle bir tık bana soğuk geldi. O da orada kaldığından galiba. Üşümesin de. Şu aralara koyalım. Annesi birazdan gelip emzirecek zaten tamamını. Normalde çok yoruldum arkadaşlar. Manisa'dan yem aldım geldim. Onu yerleştirdim. O ne lan? Lan yemin içine kedi girmiş. Böyle bir şey var mı ya? Kedinin de girmediği yer yok abi. Başımızda tam bir belalar. Neyse, sevkiyat vardı. Yumurta gönderimlerini falan hallettim. Bir tane Hollanda tepelisi siparişimiz vardı. 12 tane yavru. Onları gönderdim. Halince yoruldum. Çok da sıcak. Tam eve çıkıyordum. Baktım kaz bizim dediği gibi bağırıyor. Orada tavşan yavrularını görünce dedim bir video çekelim bari. Bu arada bıldırcınımız hala gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde yatıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Tavşanların keyfi güzel ama tabii yuvadan çıktıkları zaman asıl sıkıntı başlıyor diyebilirim. Anneler burada, şu köşe açık. Yani oradan buraya bizim tavşan yavrularının gelmemesi lazım. Kazların keyfi güzel. Yani sen de herkes atar yapıp durma mübarek ya. Kı. Anne yavrularını doyurdu. Sularını da içirdi. Evet, azıcık daha su vereyim mi? İçecek mi? Yavruların şu anda keyfi güzel. Şöyle bir havuzumuz olsaydı bunları biz havuza salardık ama havuzu maalesef kapattım arkadaşlar. Artık bunları böyle lehen gibi ufak çaplı bir şey yapacağız. Ya da suni böyle bir çukur yapıp nasipse kazlarımızı orada yüzdüreceğiz inşallah. Hani onu da bekliyorum ama şu an daha civcivler. Dışarıya salsam kedinin birisi harekeri yapacak. Anında kapacak. Bak. Tatlı keratalar ya. Oradan çıkmıyorlar. Dün annenin yanında durmuyorlardı. Şimdi annenin dibinden ayrılmıyorlar. Bak. Kırlama. Kırlama. Alışacağız zamanı. Daha çok gelip gideceğiz. Daha kız alıp vereceğiz. Sabahleyin de biraz ot yoldum geldim ben onlara. Yemişler. Yavrularını değdirmiş. Yollar yok. Alo, açık bir bakalım ya. Biz de izleyelim. Hep sen mi bakacaksın? Dur bakayım. Vallahi inatla bu kadar korunmacı bir anne olmaz ya. Oh aslanım benim be. Tamam hadi al, senin olsun al. Tamam, yok yavruları daha bize izletmeyecek. Bıldırcınımız da gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız kuluçkada yatıyor. Velhasılın kelamın. Tavşanlar da güzel. Ama bizim beyaz dop tavşanı şaka maka gerçekten piyasada yok. Artık bilmiyorum. Neyse, çok da önemli değil. Yani çok da tavşan üretme tarafında değilim. 18 tane yavru var. Bunlar büyüyünce ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Yine erkek lazım olursa verdiklerimiz var. Onlardan alırız. Bak. Evet, 3. kata yemleri nasıl çıkartıyorum adlı eseri canlandırıyoruz şu anda. Normalde 50 kilogram yemi 3. kata çıkartmak kolay değil. Gördüğünüz gibi hakkı ayırı veriyor.
bu şekilde yem çuvallarımızı yukarıya çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu da ek bilgi olsun, yapmak isteyen faydalansın.